Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını, yoğunu Türk milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların hamisi varsa bizim de milletimiz, bizim de Giresun'umuz vardır. O halde aziz milletim, sıra sende. Giresunlu kardeşlerim, sıra, söz, yetki alayınızda. Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı sözüm ona devirmek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tasfiye etmek maksadıyla Zillet İttifakı'nın paydaşları atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır. Artık her şey ortadadır. Kimin kiminle yürüdüğü, kimin kimlerle el birliği yaptığı dibine kadar bellidir. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Yine dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi bizdeki muhalefet gibi ülkesine ve milli haysiyete cephe almamıştır. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden Amerika Birleşik Devletleri rahatsızdır. Avrupa Birliği rahatsızdır. Londra tefecileri rahatsızdır. Terör örgütleri rahatsızdır. Soros uşakları rahatsızdır. Pensilvanya uyduları rahatsızdır. Emperyalizmin kuklaları rahatsızdır. Küresel çeteler rahatsızdır. Küresel medya rahatsızdır. Şerefini bedelsiz devretmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu'ya AK Parti ile MHP'yi yıkmalıyız yoksa bizi yok edecekler dedi mi, demedi mi? Elbette dedi. İnşallah bunları sadece yıkmakla kalmayacağız. Kökünü kurutacağız. PKK Zillet İttifakı'na destek veriyor mu? Hem de açık şekilde arkasında duruyor. Terör baronları gizlemeye ihtiyaç duymadan destek mesajlarını ardı arkasına paylaşıyor. PKK, YPK, FETÖ, DHKPC, DAEŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti ile MHP'nin zaafını kolluyorlar mı? Evet. Evet, kolluyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saldırıyorlar mı? Evet, bunu da yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Makus sondan hiçbirisi kurtulamayacaktır. Şimdi sizlere soruyorum. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? Bu evetlerin gücü ve güveniyle aziz milletim, sıra sende diyorum. Bu evetlerin huzur ve bahtiyarlığıyla Giresunlu kardeşlerim, sıra hepinizde çağrısını yapıyorum. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Bundan emin olunuz. Ülkümüzden de, ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bu sözümü unutmayınız. Biz ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Biz Cumhuriyet kenti Giresun'dan yanındayız. Biz üretimin yerli ve milli sanayideki dev hamlelerinden yanındayız. Enerjide dışa bağımlılığı son vermek için çırpınan Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar koruyacak iman ve irade gücünün tarafıyız. Biz
Ya istiklal ya ölüm seslenişinin tarafıyız. Biz ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen fedakarlığın tarafıyız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim. Son defa soruyorum sizlere. 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer zillet ortaklarına hesap soracak mısınız? Cumhur'un muazzez iradesini gösterecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Bu evetlere içtenliğiyle inanıyorum. 14 Mayıs'ta kazanan Türk milleti ve Türkiye olacaktır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes öz ve öz kardeşimizdir. Giresun milletvekili adaylarımıza ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü desteğinizi bekliyorum. Aziz Giresunlular, 14 Mayıs akşamında sonuçlar belli olduğunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Hansa, Sama, Jonilere kurban edemeyiz. Anadolu'nun çocuğunu, Karadeniz'in uşağını kurban edemeyiz. Onun için Recep, Recep, Recep diyeceğiz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen lider, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarımızı, sizlere, Giresun hemşehrilerimize, Giresun'un adayları, Giresun'un yiğit evlatlarını, Milliyetçi Hareket Partisi, Giresun İl Başkanım tüm hemşehrilerimiz adına, Sayın Genel Başkanımızı yurt gezilerine uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım.